Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kış geliyor. Kış öncesi yapmanız gereken soğuk algınlıklarına karşı yeni bir ürün tanıtacağım size. Tamamen doğal bir ürün tanıtacağım. Bunun öncesinde Güneydoğumuzda güneyimizde Suriye topraklarında savaşan askerlerimize önce bir selam. Bu bizim borcumuzdur. Detaya inmeyeceğim. Bir de bayrağı öpüyoruz. Videoya da bir beğene basıyoruz. Sizden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar zencefil. Videonun sağ tarafında görüyorsunuz kuşun içini. Hani diyorsun ya ilaç aldık kullandık geçmiyor. Geçmez kardeşim. Kullandığınız her ilaçın kuşlar üzerinde zararı var. Pis kokulu kümesler, havasız kümesler, tozlu kümeslerde bu ciğerler hasar görür. Ondan sonra monodox kullandım geçmedi, Bitril kullandım geçmedi, Hiprodox kullandım geçmedi. Geçmez kardeşim. Geçmez güzel kardeşim. Yandaki videoya iyi bak. Nasıl geçsin? Kuş hasar almış yani kronikleşmiş dediğimiz olay gerçekleşiyor. Onun için önce sağlıklı kümes. YouTube kanalımdaki havalandırmaları izleyin kardeşim. İlyas Yıldırım'ın kümesinde kuş hastalanmıyor. Tamamen doğal bakıyoruz. Ve havalandırmamız da güzel. Şimdi ben size bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu zencefil. Bunu YouTube'dan araştırın kardeşim. Soğuk algınlığı için muhteşem bir ilaçtır. Bakınız ben şöyle yapayım. Benim anlattığım her ürün yani kereviz yaprağıdır, pazıdır, dut yaprağıdır, zeytin yaprağıdır, işte budur vesaire aklıma şimdi gelmiyor. Haftada bir gün bunları verebilirsiniz. Bakınız böyle bir çay kaşığı 3 litre suya koyuyorsunuz. Bir çay kaşığı 3 litre suya. Şimdi ne işe yarıyor onu anlatacağım. Bakınız içindekilere iyi dikkat edin. Soğuk algınlığı, grip enfeksiyonlarıyla savaşır. Hani diyoruz ya göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam. Terlemeyi artırır. Toksinleri vücuttan atar ter yoluyla. Bu özelliğe sahip. Karbonhidrat, lif, protein açısından çok zengin. Mineral bakımından, bak kaç çeşit mineral var içine doğal yoldan. Hani alıyoruz ya parayla mineral taşları, vermeyin kuşlara, üstleri tuzdur, kuşların böbreklerini çökertiyor. Mineral bakımından sodyum, demir, potasyum, malezyum, fosfor, çinko içinde bulunuyor. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane doğal mineral var içerisinde. Başka ne var içinde? C, vitamin olarak C, folat, B6 ve nisain içerir. Ayrıca riboflavin, nisain, neymiş? Pantotenik, kafein, asit, salisilat gibi birçok antioksidan bulunur. Antioksidanı biliyorsunuz bakterilerle savaşan bir iyi bakteridir yani. Bakınız kaç tane var içerisinde. Bunlar çok önemli kardeşim. Ondan sonra ne dedik? Toplamda 50'nin üzerinde soğuk algınlığı ve ciğer kas ağrılarını tedavi edici bileşkenler içerisinde vardır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir zencefilin içerisinde 50'nin üzerinde soğuk algınlığı. Hani kuşların diyorsun ya kanatları çalışmıyor hani uçarken efendim kasları ne derler ona kanadı tutuldu vesaire işte kas eklem ağrıları, iltihapları ve soğuk algınlığına 50'nin üzerinde soğuk algınlığına iyi geliyor. Sizlerden de yeni öneriler bekliyorum. Yani yeni bir öneri bulduğunuz zaman eğer onun kuş açısından bir değeri varsa kesinlikle videosunu yaparım. Lütfen beğene basalım. Emekler boşa gitmesin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.